Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet unutulmaz bir maçtı. Galatasaray açısından da şampiyonluk yarışında çok çok kritik aslında 3 puan ve 45 günlük dev ara öncesi bir moral oldu. Evren Göz nasıl değerlendireceksin bu farklı galibiyeti ve yıldızların parladığı geceyi? Sen güzel bir giriş yaptın programa. Hani gökyüzünün aydınlanması, ligin aydınlanması. Bir kere Galatasaray için en doğru maçtı bu. Skorla e, ilintili söylemiyorum. Rakibi çok doğru durduran, ne oynadığını bilen ve iştahlı iştahı da e, dakikalar geçtikçe azalmayan bir Galatasaray gördüm. Bu çok kıymetli. Okan Hoca 3 hafta önce, Karagümrük maçından önce şunu söylemişti. Biz 3 maçımızı da kazanacağız ve kendimle alakalı bu tartışmalar son bulacak. Ben takıma güveniyorum demiş. Yani 3 hafta öncesine sararsak filmi Okan Hoca'nın haklı çıktığını görebiliriz. Beşiktaş maçında tabii maç berabere de bitebilirdi, fark da olabilirdi. O kadar değişken bir maçtı. Galatasaray çok yakalamıştı. Olmadı. Başakşehir maçında bu sefer hücum oyuncuların özellikle istediklerini yapabildiği, bu sezon ilk kez yapabildiği, hatta skora bu kadar dokunduğu bir maç oldu ama ben bazı oyuncuların tutunması açısından da bu maçı önemsiyorum. Başta Kerem Aktürkoğlu. Yani Galatasaray şampiyonluğa ...gitmek istiyorsa Kerem'siz bu çok mümkün değil ben Çünkü yerli kuralından dolayı Yunus'un da bu kadar sorun yaşadığı bir dönemde... ...üstüne bir de Kerem e, problemi Galatasaray'a büyük zarar verirdi. Şimdi Yunus'u bir e, rehabilite etme dönemine girecek Galatasaray. Yollar belki ayrılacak, belki sözleşme uzatacak. Bu henüz belli değil. Ama Galatasaray'ın, Okan Hoca'nın maçtan sonraki açıklamaları Yunus'la alakalı... E, ...kazanmak istediğini anlıyoruz. E, Icardi'nin bu ligin çok üzerinde olduğunu bir kez daha gözlemleme şansımız oldu. Zaten bildiğimiz bir konuydu ama Falcao'nun benzer performansı, Daha önce Fenerbahçe'de Van Persie'nin performansı, yıldızların gelip e, burada çok fazla üretken olamadığı dönemler de var. Herkesin Ene, kafasında o, bu soru vardı. Acaba Icardi öyle mi olacaktı? Oraya öyle olmayacak gibi duruyor. Lafını balla kesip sadece bir parantez açmak istiyorum. <laughs> Bahsettiğin süper yıldızlar fiziksel sorunlarla ilgiliydi. Evet. Icardi'nin en büyük problemi her zaman saha dışındaki draması oldu. Aynen öyle. Zaten kariyeri boyunca onu aşağı çeken bu olduğu için Aynen öyle. Ya işte o hayatınızdaki <laughs> ilişkiler sizi bazen hayatınızın ana faktöründen uzaklaştırabiliyor. Biraz öyleydi. Burada sanki Galatasaray taraftarında sarmasıyla daha odaklı bir, bir Kesinlikle tam o noktaya gelecektim. Falcao ve Van Persie açıklarken sakatlıktan bağımsız konuşamayız. Yani isimleri çok büyük ama performansa yansımamasının ana sebebi dediğin gibi fiziksel. Icardi de 29 yaşında ve Yaşadığı mental sorunlardan dolayı buraya gelmiş bir yıldız. Normalde Icardi bu sorunları yaşamasa Türkiye'ye gelmezdi. Hani Daha farklı bir lige giderdi, bunu esigeye giderdi. Ama iyi bir rehabilite, iyi bir mental destek. Arkasına Mertens, sağına Raşissa, soluna Kerem gibi süslemeler. Arkasına Oliveira Torreira, kaliteli ayakların eklenmesiyle Icardi'nin daha da e, kullanım kılavuzunu buldu adeta Okan. Burada. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray şampiyonluk modunu açtı. Sezona yeni bir kadroyla giren Galatasaray yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı. Okan Buruk'la yola çıkan ve flash transferlerle adından söz ettiren Sarı Kırmızı ekip hakem hatalarının etkisiyle inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyarken son 3 haftada adeta patlama yaşadı. Galatasaray'ın zorlu fikstüründe etkisiyle kendisini artık kolay kolay toparlayamayacağı yorumları yapılıyordu. Ancak beklentilerin aksine Cimbom adeta küllerinden doğmayı başardı. Kara gümrük maçıyla başını yerden kaldıran sarı kırmızılar hemen ardından Şenol Güneş'le şaşalı bir başlangıç yapan Beşiktaş'ı mağlup etmişti. Sarı kırmızılar bu maçla birlikte ligden kopmayacaklarının sinyallerini verdi. Ligine en formda ekibi Başakşehir deplasmanında alınacak sonuç merakla beklenirken kenetlenen sarı kırmızılar sahadan 7-0'lık tarihi bir galibiyetle ayrılarak 23. şampiyonluğu ne kadar istediklerini bir kez daha ortaya koydu. Aslan lider Fenerbahçe'nin yenildiği haftada şov yaptı. Sarı Kırmızıların başarılı performansı istatistiklere de net bir şekilde yansıdı. Galatasaray son 3 maçta 70 şut çekti ve bu şutların 5'i direkten döndü. 11 gol kaydeden Sarı Kırmızı da ekip kalesini kapatmayı başardı. Cimom sadece bir gol O gol de Beşiktaş maçında duran toptan geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun sırrı da mental koç. Kerem Aktürkoğlu 6 haftalık suskunluğunu Başakşehir karşısında bozdu. Sezon başından bu yana Galatasaray'da en çok eleştirilen isimlerin başına gelen yıldız futbolcu. Yaptığı hat trickle de, de maçın kahramanlarından biri oldu. Kerem'in performansının yükselmesindeki en büyük etken ise mental koçu. Sezon başında yaşananların ardından kendisine mental olarak destek olacak bir isimle anlaşan Kerem, Yaptığı açıklamada da bu süreci mental koçu sayesinde atlattığını söyledi. Kerem Başakşehir karşısındaki galibiyeti de taraftarlara armağan etti ve "Hayatta çok güzel günler olduğu gibi çok zor dönemler de var. Önemli olan zor günlerden daha güçlü çıkabilmek. Ben hiçbir zaman daha iyisi için daha çok çalışmayı bırakmadım." diye açıklama yaptı. Okan Buruk da açıkladı. Bu ara kötü oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2022 Dünya Kupası için verilen 45 günlük araya üzüldü. 7-0'lık tarihi Başakşehir maçı sonrası millete konuşan Okan Buruk, tam çıkış yakalamışken gelen bu arayı değerlendirdi. Başarılı çalıştırıcı, kötü oldu tabi. Sonuçta futbolumuzda gözle görülür bir yükseliş vardı. Ritmimizi yakalamaya başlamıştık. Şimdi uzun bir ara var açıklamasını yaptı. Başakşehir maçında en fazla Kerem'in ikinci golünü beğendiğini söyleyen Okan Buruk. Icardi'nin topuk bası ve golün hazırlanışı mükemmeldi. Kerem de çok iyi vurdu dedi. Şimdiye kadarki maçlarını ağırlıklı olarak deplasmanlarda oynadıklarının altın çizen sarı kırmızı çalıştırıcı. Bu anormal fikstüre rağmen yine iyi toparlandık. Elbette maçlar oynanmadan kazanılmıyor ama stadımızda taraftarımızla bütünleştiğimizde her maçı rahat kazanabiliriz diye konuştu. Dursun Özbek'ten de 7 gole özel prim. Derbide futbolculara 250 bin TL prim dağıtan Dursun Özbek söz vermemesine karşın Başakşehir maçı için de sürpriz yaptı. 7-0'lık Başakşehir zaferinden sonra soyunma odasına yanan Başkan Özbek teknik heyet ve oyuncularını kutlarken takımın prim isteğini geri çevirmedi. Başkanın talimatıyla 250 şerbin TL daha prim dağıtılacağı öğrenildi. Oyuncular böylece sağdaki mücadelelerinin karşılığını paraya da çevirmiş oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'a İspanyol misafir İspanyalı lig ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal Dünya Kupası arasında Türkiye'ye geliyor. Rayo Vallecano'dan yapılan açıklamada Dünya Kupası nedeniyle liglere verilecek arada Fenerbahçe ve Galatasaray ile İstanbul'da hazırlık maçı yapılacağı belirtildi. Fenerbahçe ile oynanacak maçın 30 Kasım'da Galatasaray ile oynanacak maçın ise 3 Aralık'ta Nef Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı. Villarreal kulübü ise 3 Aralık'ta yine Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile 6 Aralık'ta ise Nef Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacağı açıklandı. Milot Raşit Sadı açıkladı. Kazanmaya devam edeceğiz. Sportata Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılı ekibin Kosovalı futbolcusu Milor Rašića basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başakşehir karşısında iyi oynadıklarını ve oyun kontrollerinin kendi olduğunu belirten Rašića, "Çok iyi oynadık gerçekten. Birçok pozisyona girdik. Oyun bizim kontrolümüz altında devam etti. İyi oynadığımızı ve gelişeceğimizi söyleyebiliriz. Kendimize güvenerek iyi bir şekilde gideceğiz." açıklamasını yaptı. Raşit ayrıca, "Arada kendimizi dinlendireceğiz." taze bir şekilde geri döneceğimizi düşünüyorum. Yine kazanmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.